Çok kıymetli valimiz, değerli milletvekilimiz, Bigam'ımızın kaymakamı, belediye başkanımız, Gümüşçay'ımızın, Karabigam'ımızın belediye başkanları, MHP il başkanımız, AK Parti il başkan vekilimiz, il müdürlerimiz, bugünkü toplantımıza kıymetli katılma ve anlamlı muhtarlarımız, STK başkanlarımız, ben de hepinizin kalbi duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meclisi kapattık, bir hafta kadar oldu. Perşembe gece geç saatlerde bitirdik. Cuma günü buraya geldik. Çankaya merkezde muhtarlarımızla bu toplantının aynısını yaptık. Bugün burada yapıyoruz. Yarın Laptekide yapacağız. Açılışlarımız vardı, belediye ziyaretiydi, kaymakamlarımızdı, rektörümüzdü derken şu 3-4 gün çok yoğun geçirdik. Dün Karabük'e tatile geldik. Öyle zannediyorduk. Saat 14'te belediye toplantısı, 15'te Batıcan toplantısı, 16'da esnaf ziyareti. Gece saat 10'da düğün katılımı, gece 12'de de Karabiga'dan Denizli'ye giden kadınlarımızın törenini yaptık, geçirmesi törenini yaptık. Ya adı tatil yaptık ama başkan sağ olsun bizi nerede ne varsa değerlendirdi. Bugün buradayız, akşam çanda olacağız. Bir derdimiz var. İstiyoruz ki muhtarlarımızla, STK'larımızla şu önümüzdeki 4 yılın, 5 yılın planlamasını yapalım. Herkes işine baksın, önüne baksın. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak, iş yapan, üreten insanlar olmak istiyoruz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sayın Erdoğan 4 sene bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bizler 4 sene bu ülkenin vekiliyiz, grup başkan vekiliyiz. Muhtarlar seçimleri bitirdi, belediyeleri bitirdi. Yani önümüzde 4 sene tertemiz dönem var. Bu toplantıyı biz parti binasında yapabilirdik. Muhtarlar derneğimizi yapabilirdik. Dağlar yapabilirdik. Hayır arkadaş. İl müdürü burada. İlçe müdürü burada. Muhtarı burada. STK'sı burada. Belediyesi burada. Bizler buradayız. Herkes söyleyeceğini söylesin. Herkes talebini iletsin. Bizler bugün konuşmaya değil, dinlemeye geldik. Az sonra mikrofonu vereceğiz. Direksiyon olarak köyün taşıyı da suyu ama çözeriz. Bakın şu gelinen süre içerisinde Çanakkale'mize hamdolsun her köyümüze şerefle onurla gidiyoruz. Eksiğimiz var mı? Var tabii ki. Ama kıyas yaptığımızda birkaç sene önceye göre çok büyük mesafe aldığımızı çok büyük bir onurla görüyorum. Biz muhtarlarımızın seçimden sonra bir araya ilçeye gelmesi önemsedik. Çünkü muhtarın ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Demokrasimizin en özel biriminde kılcal damarlar bir anlamda görevi yapan seçilmiş kıymetli kişiler. Muhtarların derdi bizim derdimizdi dedik. Eski muhtarlar bilir, bu toplantılardan çıkan talepler doğrultusunda Ankara'ya bunları götürdük. Muhtarların özlük hakları, maaşları, sigortaları, silah talepleri hepsini yoluna koyduk. En son İçişleri Bakanlığı'nda Muhtarlar Genel Müdürlüğü olmak üzere kıymetli birimler kurdurduk. Nereden çıktı bunlar? Siz söylediniz, talep ettiniz. Siz söylediğinizi Çorum Çankırı söyledi, başka iller söyledi. Bir araya geldik, değerlendirdik ve hamdolsun çok büyük mesafe aldık. 5 sene önce, 10 sene önce, 15 sene önce muhtarların imkanları, çatları, duruşları çok daha kıymetli hale geldi. Ama daha önemlisi, biz muhtarın seçilerek gelmiş olmasından kaynaklı, kendi çevresindeki yarışlarından, karşılığından kaynaklı kıymetini iyi bilen insanlarız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Muhtarı üzen, beni üzer diyor. Ben de diyorum ki, ey il müdürlerimiz, ey bürokratlarımız, ey teşkilatlarımız, muhtarı üzen, Bülent Turan da üzülür. Bizi üzmeyeceksiniz. 5 seneyi beraber planlayacağız, çalışacağız. Allah ömür versin, imkan versin, Türkiye'nin istikrarı, büyümesi, devam etsin. Her alanda Çanakkale'mizin de Bigam'ımızın da ayağa kalktığını hep beraber şahitlik edelim. Çünkü bize Çanakkale hiç eksik bakmadı. Bakın Bigam'ın 3 tane kıymetli belediye başkanı belediyeleriyle beraber partimize emanet etti. Çok kıymetli bir şey Cumhur İttifakı'yla beraber. Aynı şekilde Çanakkale'nin toplamında %42 oy aldığımız. 42. Şimdi merkeze falan söylüyorlar. Hayır, ortalama 42 bizim. Bu çok kıymetli bir değer. İki kişiden de oy vermiş demektir neredeyse. Daha çok çalışma görevleri bize.
Daha çok üretme, daha çok halkla beraber olma görevi verilmişti. Bu görevler. O yüzden bu 42'nin ağırlığını bileceğiz. Omuzlarına yük bileceğiz. Ve daha çok çalışmaya gayret edeceğiz. Bakın ne dedim? Meclis bitti. Perşembe geceydi. Biz vekilimde Cuma günü buradaydık. Hiç ara vermeden buraya geldik. Bizim de ailemiz var. Bizim de bekleyen son arkadaşlarımız var. Tatilimiz var vesaire. Ama önce işimizi yapacağız. Ankara bitti. Çankaya'nın tüm ilçelerini gezeceğiz. Muhtarlarını, bürokratlarını dinleyeceğiz. Ve hep beraber çalışmaya gayret edeceğiz. Çünkü elimize ulaştığı yer var, ulaşmadığı yer var. Bakın muhtarlarımız buradayken şunu söylemek isterim. Yoldur, taştır, asfalttır. Hepsini anlatacağım, konuşuyoruz. Ama son sözü baştan söyleyeyim. Eğer 5 senenin bitiminde, muhtarlığınızın bitiminde köyünüzde bir tane adam aç kalmış ve yatağa girmişse, bir hasta doktora gitme imkanı bulamayıp gitmemişse, bir engellinin araç talebi, engelli araç talebi, benzer sıkıntısı çözülememişse, benden bir sinir bağınız. Taşlar, asfaltlar, binalar hepsi yapılır. Ama ne olur, köyünüzde, mahallenizde, dediğim gibi hastası, engellisi, yaşlısı, derdi olanı sizi bulmasın, sizi onu bulun. Söyleyin bize. Türkiye adresi Türkiye değil. Yani kaymakam ben diyeceksin ki engellilerin hasta aracı yok, bulamayacak öyle mi? O zaman bize söyleyin. Doktora gidecek, yol parası yok, bulamayacak. Öyle mi? O zaman bize söyleyin. Ama bir daha diyorum, bizim köylerde kim ne yaşıyor, hangi yaşlının nasıl derdi var, ölüp de 3 gün, 5 gün kokudan öldü anlaşan insanlar oldu bu ülkede. Bunları istemiyoruz. Muhtarlarımız köyünün garibanına ağabeylik yapsın. Dertlisine, hastasına ağabeylik yapsın. Bir daha diyorum, 650 köy var, ne valimiz ne biz. Bu köylere gitme, bunların her gün ziyaret etme imkanımız olmaz. Ankara bitti, şöyle bir ayımız var işte. Gideceğimiz 20 tane köydür, 30 tane köydür. Ama siz köyde bizim de temsilcimizsiniz. Onlar sizi bulmadan siz onları bulun mutlaka. Altını çiziyorum. Asfaltı altın dök. Taşı gümüş döşe. Ama o köyde bir tane adam hastaneye gidememişse, biz duymamışsak, engellinin talebini karşılayamamışsak, gariban ekmek bulup da uyuyamamışsa, hiçbirinin kıymeti yok. O yüzden ilk dönemimiz, istirham ediyorum muhtarlarımızdan, köyün, evin çatısı akıyorsa, halısı yoksa, dertlisi varsa, ne olur, kaymakam bey burada, bizler buradayız, teşkilatımız burada, bunları paylaşın. Eğer Allah bu ülkenin birliğini, beraberliğini kollar kurursa, devletimize zeval vermezse, diğer tüm altyapılar zaten oluyor, olacak. Bakın, Çanakkale'nin toplam 1 milyon metrekare taş ihtiyacı var. 700 bini bitti biliyor musunuz? Ve bu 700 bin metrekarenin de 300 bin metrekaresini bir yılda döşedik. Özellikle bir kampanya başlattı. Tüm imkanlarımızı sebep ettik. Bakanlık, genel müdürlük, hepsine saldırdık. 2018 eski mutlular bilir. Bir yıl içerisinde 300 bin metrekareden fazla taş uçanıp köylerimize. 450 kilometre asfalt yapıldı. Bir yıl içerisinde arkadaşlar. Şimdi bireysel olarak diyebilirsiniz. Ya benim köyümün yolu yok. Taşı yok. 650 köy var ve ben size diyorum ki toplam ihtiyaç 1 milyondu. 700'ü bitti. 300'ü bir yılda yapıldı. Bunlar çok kıymetli işler. Eğer valimiz öyle olmasa, özel edeme saldırmasa, biz kaynak bulmasak olur muydu? 80 seneden yavaş yavaş giderdik. Hayır. Halkımızın ne talebi varsa yine getirmeye çalışacağız. Bakın etrafınıza, değişmeyen okul kalmadı neredeyse. Yenilenmeyen okul. Hastanelere bakın. Ayrıntıya girmeyeceğim. Çanakkale'nin 2 tane süper hastane. Lapseki bitti, Biga bitti, Çan yarım şu an devam ediyor. Yenice bitti, Aybaşık, Ezine. Hepsini yoluna koyduk. Ama Çanakkale'deki toplantıda bir muhtarımız kalktı. Tüm arkadaşlarımız şahit. Ben de hastaneye gittim. Çok hastayım. Telefonla oynayan sekreterimiz dedi bana bakıp da yardımcı olmadı bile dedi. Benim ne dediğimi sorarsınız sonra gidip durmuşsa. Onu bulup da atmazsan vebal senin dedik. Babamın oğlu olsa kamu hakkını kullanan, istismar eden kim varsa
Haddini bileceğiz arkadaş. Kim olursa olsun. Sen hastane yapacaksın. Doktor bulacaksın. Adam hasta yanına gelecek. Hanımefendi, beyefendi Facebook'ta oynamaktan, Twitter'da oynamaktan hastaya gülücük, hastaya tebessüm etmeyecek. Bu olmaz. Bu devlet bizim devletimiz. Hepimiz söylüyor. Aksayan, yanlış yapan kim varsa muhatabına söyleyeyim. Bakın, bir müdürümüz tanıtacağım aslında hepsi burada. Alın telefonlarını. Yorun onları. Deyin ki bak şu adama gittim, bana şu ters cevap verdi. Randevu vermedi, kapıdan döndüm. Bunları yapın hep beraber. Biz önceden valilerimizi sadece törenlerde bilirdik. Tören valisi, el sallayan, giyinen, dolaşan vali bilirdik. Şimdi valimizle köy köy geziyoruz. Kasaba kasaba geziyoruz. Lan kıymetli işler. Türkiye'de bir zihin değişikliği oldu. Devlete lazım olan millet değil. Millete lazım olan devlet haline geldik. Millet varsa biz varız. Millet varsa valisi var, kaymakam var, vekili var. Yoksa ben artistim. Ben işte tepeden bakarım, bayramlarda dolaşırım. Görevim bu derseniz böyle devlet yok. Biz milletiyle beraber yürüyen, kaymakamıyla, valisiyle, il müdürüyle beraber yol yürüyen kıymetli vekil olmak zorundayız. Bu hizmetleri yaparken de bunları en çok siz şahitsiniz. Ayrımcılık yapmıyoruz. Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı. Kızıyoruz yaptıklarına. HDP meselesi, pilav meselesi, en son LGBT meselesi, hepsi kızıyoruz. Ama buna rağmen bize geldiğinde hayır demedik. Taleplerini aldım. Geçen hafta ziyaret ettim. Çanakkale için bunu yaptım. O şans için değil. Çanakkale'nin su ihtiyacı çözülünce sudan AK Parti içecek, CHP içmek diye bir şey var mı? Yol yapılınca o parti partili var mı? Çanakkale'nin ihtiyacı neyse parti gözetmekten omuz vermek bizim görevimiz. Köyleri yol yaparken, taş yaparken vesaire. Hepsine iş yaklaşacağız. Biz Türkiye'nin 82 milyon kardeşini isteyen bir anlayışız. Türkiye'nin geleceğinde Cumhur İttifakı ile beraber yol alırken hata yapmadan, ayrıştırmadan, kavga etmeden iş yapmak istiyoruz. Değerli muhtarlarımız, Çanakkale son dönemde hep büyük projelere gündeme geldi. Sizi yormayayım, ben daha çok dinleyeceğim ama birkaç şey söyleyeceğim. Köprümüz Türkiye değil, dünya projesi. Tam bir simgeler köprüsü. Kırmızı beyaz Türk bayrağı, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı atıf, iki ayak aralığı, 318 metre direkt yüksekliği var, ayak yüksekliği var. Niye 318? Ne 318? Ayhan Bey, 3 yani Mart, 18 Mart'ta vurgu diye onu bile hesaplarken öyle hesapladılar. 18 Mart vurgusu olsun diye direğin yüksekliği bile 318, 3. ayın 18 anlamında. Tam bir simgeler köprüsü. Yahya Çavuş'un, Seyit Onbaşı'nın hatıraları falan olacak, anlatacağım sonra onları da. Ama sonuçta o köprü olduğunda bir anda turizminin, sanayisinin, tarımının nasıl canlandığını göreceksiniz. Büyük firmalar bunlara gelmiyorlar. Büyük ihracat imkanı olan taşıyıcılar vesaire bunlara gelmiyorlar. Niye? Yağmur yağdı, rüzgar oldu, gemi kalkmadı falan. Ama köprü olunca herkesin kulağı, gözü bunlarda olacak. Köprü bir anın tarımı için sanayisi kıymetli bir köprü. Zaman zaman bize çevreci değilsiniz falan diyorlar ya, bak söyleyeyim size. Çanakkale merkezde ilk köprü planlandığında 1600 metreydi biliyor musunuz? Çanakkale ormanlarından, şehitlikten geçse ilk orada planlandı. 1600 metre. Cumhurbaşkanımız dedi ki olmaz. Orman var, tarih var, turizm var. Ve 4600 metre uzunluğuna rağmen, yani daha fazla masrafa rağmen demek istiyorum, gelip onu yapacak yer geldi. Çevrecilik bu işte. Her adım atarken çevreyle ilgili dikkat ediyoruz. Son dönem bakmayın. Yok ormanlar kesiliyor falan. Bakın değerli arkadaşlar. Bir orman kesilen yer gündeme getiriliyor. Şu an orman bölge müdürümüz burada. Çanakkale'nin tam 1800 noktasında orman kesiliyor biliyor musunuz? 1800 baraj, yol, gölet, elektrik direği, bir sürü madenci var. CHP'lisi var, AK Partisi var. Diğer madenlerden bahsediyorum.
Yer altında zenginliğimiz varsa tabii ki çıkacak ya. Yer üstündeki zenginliğimiz turizm gibi, tarım gibi tabii ki kullanarak yapılacak. Yer altta bizim, yer üstte bizim. Dünya çıkaracak, biz bakacağız. Altın takan biziz. Süs eşyası olan biziz ama altın çıkmaz. Masamız ahşaptan ama orman kesilmez. Birçoğunuz köylerde yaşıyorsunuz. Yaşlanan ağaç kesilir. Orman canlansın diye, daha derin olsun diye seyrekleştirilir. Bunlar ekonomiye kazandırılır. Ama siyasal yaklaşımlarla iftira atarak sadece bir madeni konuşuyorsanız bu samimiyete uzak bir yaklaşımdır. Kaldı ki son dönemde yine o altın madeniyle ilgili meclise bir önerge verildi. Bir galı arkadaş, sizin vekil, CHP'li vekil arkadaşımız verdi. 23 imza var evrakta. Alıyorsunuz önergeyi. 23 tane imza var. 140 vekil var CHP'nin. 23 tane de o önerge imza atan kişi var. Kaç kişi oy verdi biliyor musunuz? 6 kişi. Senin grubun 140 kişi. İmza veren 23 kişi, oylamaya kadar 6 kişi. Hangi samimiyet? Seni oy vermediğine ben niye vereceğim? Senin istemediğine ben niye isteyeceğim? Bunlar samimi yaklaşımlar değil. Sordum belediye başkanına, Ülgür Bey'e. Sen orman müdürlüğü toplantı yaptın mı? Yapmadım. Çevreyle yaptın mı? Yapmadım. Valiyle yapmadım. Miting yapıyorum. Ya seçilmiş adam göre miting yapmak mı? Sen belediye başkanısın, ilde. Konuş muhataplarıyla. Ormandaki niye geçiyorsun kardeşim? Çevredeki niye anlaşım var kardeşim? Vali Bey'deki ne oluyor buralarda? Sen hiçbir tarafıyla konuşma, ne olduğunu anlamı öğrenme. Miting yap. Mitingi de Türkiye'den davetler de yapıyorlar. Dert başka. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Hiçbir madencine avukat değilim. Olmadım, olmam. Ama CHP'nin içerisinde bir sürü madenci yok mu? Taş çıkaran, gömür, bir sürü insan var. Niye bir tanesini konuşuyorlar? Hesaplara başka. Ama bir şey daha söyleyeyim. Sırf 2018'de Çanakkale'ye 3 milyon fidan dikildi biliyor musunuz? 3 milyon. Yanlışım varsa bölge müdürü burada bir daha söylüyorum. Uyarsın beni. 3 milyon fidan bir yılda dikildi. Köprünün yerini değiştiren biziz. Esine'deki gıda ofisi yaparken çevreci olsun diyen biziz. Tüm yatımları çevrede paslaşın, paylaşın diyen biziz. O yüzden diyorum, sakın haber gaza gelerek yanlış siyasal hesaplarla, başka adamların finansıyla iş yapan insanlar değiliz. Peki bu işleri yaparken, dedim ya okul, hastane, sağlıkta mesela ölüm oranlarımız düşmüş arkadaşlar, çok kıymetli bir iş. Sırf binayı yapmıyoruz, bunun karşılığını görüyoruz. Çocuk doğum oranlarındaki ölümler düştü. Niye? Hastaneler, teknik imkanlar, doktorlar daha iyi olmaya başladı işte. Örneğin, okullarımızı diyorum değiştirdik, ya bayan okuldan, binadan olur demeyin. Bu sene LGS sınavında, üniversite giriş sınavında Çanakkale'miz 82 il içerisinde 8. oldu biliyor musunuz? Eğer altyapılar, laboratuvarlar, öğretmenler hepsi bunlarla ilgili adım atılmazsa 30. oluruz, 40. oluruz. Ama Çanakkale'deki okul eğitim kampanyası tüm okullardaki ortalamayı 8. sıraya yükseltmiş. Daha iyi olacağız. Hem sağlıkta hem eğitimde, hem ulaşımda. Ama bunu hep beraber sahip çıkarak yapacağız inşallah. Bakınız, yine köprünün dışında 7 tane obamızı tarım sit alanına ettik. Tarımın devamı için. Bugün öğleden sonra yerli tohum için toplantı yapıyoruz, duymuşsunuzdur. Yine öğleden sonra bir damızda Türkiye'nin savaş uçağının yapılacağı limanı ziyarete gidiyoruz. Kuru havuzu ziyarete gidiyoruz, inşaatı ziyarete gidiyoruz. Hep bunlar kıymetli işler. Yine onun ötesinde Çanakkale'mizi en son Forbes dergisi, yani iş adamlarının, benzer yatırımcıların, dünyanın tanıdığı bildiği bir dergi, en yaşanır kent ilan etti Türkiye'de. Çanakkale derken tüm illeçelerini beraber söylüyorum. Çanakkale en yaşanır kent. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, güvenlikte, sağlık, tüm kriterlere bakıyorlar. Bu kriterlerin hesabından sonra bir sonuç ortaya çıkıyor. Çanakkale'miz en yaşanır yer haline geldi. Bunlar çok kıymetli işler. Yine bu çevrecilikle ilgili söylemişken hem bir müjde olsun hem bir hatıra olsun diye söyleyeceğim. Biliyorsunuz Biga'mızda Biga Nilüfer Göleti var. Biliyor musunuz? Kimse bilmiyor Sayın Başkan. Biliyor muyuz?
Karafat tarafında. Orası kışın sulanan, yazın kuruyan farklı bir iklim. Nilüfer çiçeği 9 çeşidi olan çok özel bir çiçek. Tarımla ilgili arşivlemeler, çalışmalar yapılırken en kıymetli verilerin verildiği bir bitki. Akşam kapanıyor, sabah açılıyor. Çok estetik, farklı, güzel bir bitki. O sizin Nilüfer Gölü'nün olduğu yerde Haziran Eylül aylarında sabahlar açıp akşam kapanan bir bitki özelliği bu. Bölgedeki yapılaşmadan korktuğumuzdan dolayı bu çiçek, bu gölet etrafında kullansın, korunsun diye orayı mahalliye sulak alan ilan ettirdik. İlk defa burada söylüyorum. Mahalliye sulak alan. Yani orada hiçbir yapılaşma olmayacak demek. Orada o çiçek yüzyıllar boyunca olacak demek. Şimdi istirhamı odur ki Sayın Başkan başı olmak üzere tüm ilgililerde orayı ulusal bir festivale, dağ tanıtımına destek versin, omuz versin. Biga'nın Nilüfer Göleti ve Nilüfer Çiçeği tüm Türkiye duysun istiyoruz. Buna çalışalım, biz de omuz verelim. İnşallah en kısa içerisinde orada çok farklı etkinlikleri beraber ev sahibi yapalım. Dün Karabiga'daydık. Bir futbol sahası yapıyoruz. FIFA standartlarında. İhalesi bugün yapıldı mı, yapılacak mıydı? Öğleden sonra. Bugün ihalesi yapılıyor. 4 milyona yakın bedeli olan bir ihale bekliyoruz. Büyük bir iş. Sırf Karabiga değil, etrafındaki Hacı Hüseyin Yaylası'ydı, Örtlüce'ydi vesaire tüm köylerle beraber oraya katkı sağlayacak büyük bir hizmet. 105-68 ebatlarında, FIFA standartlarında. Zaten doğalgazla ilgili daha önce hem Gümüşlü'ye hem Karabiga'ya adımlar atmış, yasal süreci başlatmış, onu takip edeceğiz. Daha birçok konuda araç sahipleri var, onları çözüyoruz. Bölgenin ne ihtiyacı varsa yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, Türkiye eski Türkiye değil. Bir şey daha söyleyeyim. Son geldiğimde Biga'ya, birkaç ay önce, S-400'ler alınacak falan deyince, bir gün sonra o muhalif partinin ilgileri çıktı, kandırıyorsunuz, olmaz böyle bir şey falan dediler. Bakın S-400'ler, dünyanın en etkili savunma sistemi olan, hava savunma sistemi olan özel bir tasarım. Menzili 400 km. 400 km gidebilen, 185 km yüksekteki hedefe vurabilen, ses hızından 14 kat daha hızlı, çok özellikli bir füze. Yani 18 bin kilometre hız yapıyor saatte. Saatte 18 bin kilometre hız yapan bir özel güvenlik sistemi. Suriye'nin kuzeyi uçuşa yasak bölge haline getiriyor bir anlamda bu sistemlerle. Doğu Akdeniz'in güvenliği de çok büyük oranda kullanılmış oluyor. Türkiye artık oyun kurucu, kendi kararlar kendi veren, o ülke neler, bu ülke neler değil, millet ne der diyen bir ülke haline geldi. Bu çok kıymetli bir iş. Bu önümüzdeki 4 yıl inşallah daha kıymetli hale getireceğiz. Makamlar, mekanlar gelir geçer. Görevler bugün var, yarın yok. Ama Çanakkale cesur insanların kenti. Yiğit insanların kenti. Dedikoduyla, ucuz hesaplarla zaman kaybetmeyeceğiz. Eğer kulaklarımı dedikoduyu açarsak her gün söylenir. Hayır. İşimizi yapacağız. Prensiplerini de ortaya koyacağız. Güzel işler yapacağız. Çünkü bu millet bize seçim oldu, oy verdi. Ekonomik sorun oldu, sabretti. Darbe girişimi oldu, can verdi. Bizim bu millete vefa borcumuz var, can borcumuz var. Değerli muhtarlarımız, aramızda hepinizin tanıdığı vali beyimiz var. Ben izin verirseniz hoş geldiniz diyorum kendisine, hepiniz adına. Kaymakam Bey, Laptek Kaymakamımız Tahir Bey, Biga Kaymakamımız izinde olduğu için vekaleten yetki Tahir Bey'di. Özel idare genel sekreterimiz Abdullah Bey, bir ayak altını şöyle görsün bakalım arkadaşlarımız. Abdullah Bey'le çok içiniz olacak muhtarlarımızın. Telefonları alın çıkışta hep beraber. Çevre İl Müdürümüz, vekaleten bütün il müdürümüzü Ankara'ya gönderdik. Enver Bey yardımcısı aramızda. TKDK İskender Bey, Hasan İskender. Hasan Bey, daha uzak yer yok muydu? Tamam, iyi yaptın. TKDK Tarımsal Kalkınma biliyorsunuz. Mutlaka köye davet eden arkadaşımızı, müdürümüzü. TKDK köyünde ne iş yapar, nasıl destek olur, neler yapar diye sorun. Bakın, şimdi az önce Vali Bey'e gösterdim. 5900 mesajım var, okuyamadım. 5900 mesaj var telefonumda, okuyamadım sadece şu an. Bizden köy ne yapıldı diye beklerseniz biraz yorulursunuz. Biz hatları koyuyoruz. TKDK burada kardeşim. 120 köyümüz var, ortalama söylüyorum. Çağırın, toplanın, bir araya gelin. Hayvancılıkta ne desteği var devletin?
tarımda da desteği var. Benzer konularla ilgili mutlaka değerlendirin. TKDK kırsal kesim için kıymetli birimiz. İl Sağlık Müdürümüz Ali Taşlı Bey, Sevka İl Müdürümüz Hilmi Ercan Bey, Hilmi Bey görmedim, tam karşıma bakarsanız Hilmi Bey orada. Milli Eğitim Müdürümüz Ferhat Bey, Ferhat Yılmaz Bey, okullarla ilgili öğretmen tüm taleplerini şikayetlerinizi edeceksiniz. AFAD Müdürümüz, Allah göstermesin ama ihtiyaç olsa Levent Bey yine karşımızda. Orman Bölge Müdürümüz, o ağaçları kesen müdürümüz, beyefendi, kesme ağaçlarımız Sayın Müdürüm. Hesap sistemi yapmıyorsunuz bu işleri, biz biliyoruz. Daha çok dikeceğiz. Tarım İl Müdürümüz Erdem Bey, görmüyorum, Erdem Bey sol tarafımızda. Telefonu alın mutlaka, aynı şekilde köylerimize, ilçemize, Tarım İl Müdürümüz ne hizmetler yapabileceği ile ilgili değerlendirin. DSİ İl Müdürümüz Doğan Bey, Doğan Bey tam karşında, senin boyun da benim kadar yani Doğan Bey. Doğan Bey tanıyorsunuz. Milli Emlak Müdürümüz köylerdeki arazilerin devri vesaire için aynı şekilde Mustafa İliş Bey. Ziraat Odası Başkanımız İsmail Kaya. İsmail Bey, dön şöyle görsün arkadaşlarımız. Sırtını gördük, yüzünü de görelim. Ziraat Odası Başkanımız. Müsiat Başkanımız Şerif Bey. Şerif Bey ev sahibine kaçtı galiba. Cidden kaçmış. Bak yokunu da yapıyoruz bu arada. Şerif Bey tanıyorsunuz, Müsiat Başkanımız. Gümüşşahı Başkanımızı biliyorsunuz. Karabük Belediye Başkanımızı biliyorsunuz. Biga Belediye Başkanımız biliyorsunuz. Lapseki Belediye Başkanımız misafirimiz Eyüp Yılmaz Bey yine aramızda. MHP İl Başkanımız Hakan Bey aramızda. İlçe Başkanımız MHP aramızda. AK Parti İl İlçe Başkanımız Ahmet Bey aramızda. AK Parti İl Başkanımız Ankara'da İl Başkanı Toplantısı'nda vekili burada. Yine Biga'mızda Ticaret Odası Başkanımız Yardımcısı Vekaleten burada. Serhat Çakır Bey. Hastane. Esnaf Odası Başkanımız İbrahim Otur Bey aramızda. Şoför Odası Başkanımız Sait Tenur Bey. Çay içecek miyiz? Tamam. Kahveci Odası Başkanımız Ahmet Bey. Lokantacılar Başkanımız Emin Bey. Esnaf Kefalet Başkanımız Meşhur Mehmet Bey Sokullu. Kent Konseyi Başkanımız Metin Tatlı. Metin Bey neredesiniz? Tam karşımızda Metin Bey. Orası sigara bölümü gibi olmuş öyle. Yok değil mi orada öyle bir şey? Muhtarlar Derneği Başkanımız Ayhan Bey, dün Turay'a gezdiği geçti mi? Gide ben muhtarlarımıza bir imkan daha verin. Turay'ı, Akif'in evini, Akif'e gittiniz mi? Eyvallah. Şimdi dün Muhtarlar Derneğimiz Turay'a Müzesi'ni ve Akif'in evini gezdi. Turay'ı duydunuz. Bir dünya markası, işte Turay 2018 yılı ilan edilmiş biliyorsunuz. Alt yapısı, üst yapısı çok güzel işler yapıldı valimizin öncülüğünde. En son müzemizin açılışı yapıldı, mutlaka gezin. Bir de oraya gitmişken bayram işte Mehmet Akif'in evi var. Orayı restore ettirdik, müze haline getirdik. Muazzam bir ziyaretçi imkanı söz konusu oldu. Oraya gezin gözün. Fakat şimdi bir şey söyleyeceğim. 31 Ağustos akşamı, bir ay sonra, İçtaş Kongre Merkezi'nde, Çanakkale'de Mehmet Akif'in Biga'da ve bayram işte geçen çocukluğunun hatıralarının olduğu bir belgesel galası olacak. Bayram işte doğmuş, büyümüş, çocukluğu geçmiş, ondan belgelerinin anlatıldığı bir belgesel. Bir bölümde de Akif'in Biga'dan vekil olduğu, buralara gelip gittiğiyle ilgili şeyler var, belgeler var. Hem Biga ayağı var, hem bayram işte ayağı var. Gelmenizde büyük fayda var. Biga Avcılar Kulüp Başkanımız Alaaddin Bey, oradasınız. Yeşilada Avcılar Kulüp Başkanımız Fatih Bey, oradasınız. Ziraat Odası Başkanımız Güray Bey, Ziraat Odası burada. Üç Nolu Sanayi Sitesi Bülent Dülger, sorun yok değil mi? Yok, hiç bir problem. Birazcık var değil ki, görüşme imkanı olsun. Kesinlikle. Hiç yok. Hiç yok. Peki, hadi bakalım. Çok hızlandırdık süreci, inşallah olur süreci çok sonuçlandıracağız. Bu arada mesela Gümüşçay'ın etrafıyla beraber Sulama Birliği'nin devri talebi vardı. Onu karşıladık. Şu an Gümüşçay Başkanımız oranın Sulama'daki sorumlusu başkanı. Hem maddi olarak hem teknik imkanlar olarak daha rahat bir süreç başlamış olacak gibi. İlmi Emme Cemiyeti Başkanımız Recep Bey.
Oradasınız. 104 muhtarımız katılmış. 17 muhtarımız mazeret bildirmiş. Hastalı olanlar, ilişki olanlar vesaire. Bir siyaset başkan vekilimiz Özcan Bey. Evet, Özcan Bey de orada. Dolayısıyla bugün tüm değerlerimizle, tüm imkanlarımızla bugün bir araya geldik.